Merhaba arkadaşlar. Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı ve sözlü sınavlar artık tarih oldu, kaldırıldı. 13 Mayıs'ta yapılan resmi gazetede yayınlanan habere göre resmi yazıya göre arkadaşlar artık yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bazı değişiklikler uygulandı. Bakanlığın sayfasında da resmi yazıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben değiştirilen maddeler üzerinde duracağım. Yürürlükten kaldırılan maddeler tek tek belirtildi. Peki öğretmenleri bundan sonraki aşamada neler bekliyor? Aday öğretmenlere uygulanacak yazılı ve sözlü sınavlar artık tarih oldu. İşte son dakika gelişmenin detayları. Habere bakalım arkadaşlar. Ne diyor arkadaşlar? Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının B, F, G, S, U ve Ü bentleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 15, 26. ve 54. ve geçici 6. maddeler ve ek 3 performans değerlendirme formu ile ek 4 aday öğretmen sözlü sınav değerlendirme formu yürürlükten kaldırıldı. Peki yürürlükten kaldırılan maddeler ile birlikte neler değişecek? Şimdi bakalım arkadaşlar o maddelere. Madde 4'te adaylık süreci ve danışman öğretmenliğin ne olduğu açıklanıyor. Değerlendirme öğretmenlerin ek 3 performans değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesi. Bu arkadaşlar sayısal değerlerle ek 3 performans değerlendirme. Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri, öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutum değerlerini. Performans. Bunları açıklamış arkadaşlar. Şurada değişiklik olan maddeye gelelim. Madde 15. Aday öğretmenler adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır. Bu şekildeydi arkadaşlar. Artık yazılı ve sözlü sınav ibareleri olmayacak. Yazılı sınav ve sözlü sınavlar kaldırıldı. Burada ne diyor arkadaşlar? Ek3'te yer alan formda yer alan mesleki ölçütler ve yazılı sınav konuları ile ilgili çerçeve eğitim verilebilir. Madde 26. Bu eğitimler merkezi, mahalli ve uzaktan eğitim yöntemlerinden biri ya da birden fazlası ile gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilebilir demiş. Bu da yürürlükten kalktı arkadaşlar. Ne diyordu eskiden? Merkezi, mahalli ve uzaktan eğitim yöntemlerinden biri ya da bir fazlası. Ama daha önceki haberlerimizde demiştik. Bunun yerine seminer tarzında bir şey verileceği konuşuluyor. Sınav kalkacak. Bu hizmet içi eğitim şeklinde bir eğitici bir seminer verilebileceğinden bahsediliyor. Zaten 26 her madde 54'e bakalım arkadaşlar. Burada da diyordu ki başarı, öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır. Bu da kalktı arkadaşlar. Madde 26'yı demiştik zaten. Merkezi, mahalli, uzaktan eğitim yöntemlerinden bir ya da birden fazlasıyla gerçekleştirilir. Bu da kalktı. Bunun yerine hizmet içi eğitimden bahsediliyor arkadaşlar. Bir de madde 15 vardı.
Toparlayacak olursak arkadaşlar, madde 15 diyordu, en az 1 yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı soru sınava girmeye hak kazanır. Madde 26 eğitim verilir, merkezi mali uzaktan eğitim. Madde 54'te aday öğretmenlerin adaylık sürecini tamamlamış olanlardan başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her dersin sonunda görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır demiştik. Zaten arkadaşlar uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik geldiği zaman bunun değiştirileceğini söylemiştik. Bunun yerine bir hizmet içi eğitimin getirileceği söyleniyor. Biz de takip ediyoruz arkadaşlar. Ama sınav, yazılı ve sözlü sınavlar kaldırıldı arkadaşlar. Dediğimiz gibi aday uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ilk 10 yıla kadar arkadaşlar artık sadece öğretmen birinci yıl ile 10. yılları sadece öğretmen. 10. yılda uzmanlık sınavına giriyorsun. 10 ile 20 arası uzman öğretmen. 20 ve üzeri arkadaşlar baş öğretmen olarak kariyer basamakları oluşturuldu bildiğiniz üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı